çocuk doğmayacak. Doğmasın. Dayan! Dayan! Dayan karıcığım! Bu çocuk doğacak! Bu çocuk doğacak! Yaramazlık mı var? Hadi söyle Çakır'ım. Bugün diploma aldık baba. İyi hoş. Çaktın mı yoksa? Okulu birincilikle bitirdim baba. Bir de kitap verdiler armağan olarak. Benim üniversitelerim. Oğlum. Çakır'ım. Beni okutacaksın değil mi babacığım? Okutacağım oğlum. Söz. Otmuşuz gibi bizi ezip geçenler... Bir gün anlasınlar ki... Duyduk duymadık demeyin! 3 saat içinde... Yıllardır didindik. Hanelerimizi yoktan var ettik. Şimdi gelmiş çıkın yıkacağız diyorsun. Ulan size lütfetmişim. Kerem etmişim. Bunca yıl barındığınız yetmedi mi? Hadi çabuk boşaltın arazimi. Biz zaten ezilmişiz Memduh Bey. Ha var ha yok gibiyiz. Rahmetli bacının bağışı için. Baba! Lütfetmişmiş. Kerem etmişmiş. Allah mısın lan? Yık yıkacaksın! Yık! Senin, sizin... Hepinizin fabrikamdaki işlerine son verdim. Yıkın! Seni okutacağım oğlum. Her türlü işi de yapacağım. Yeter ki oku, yıkılma! Yıkılmam baba. Aç kalırım, dayak yerim. Belki de ölürüm. Ama asla yıkılmam. Çalış oğlum. Çalış. İnsan yutan kum sallar. Yutsun bakalım. Bakarsın ki görkemli bir görünüş. Ama yutar seni içine. Aslan yutsun. Kemik, bu sefer bari gül koçar onun bahtına. Oh, 100.000'i geçti be. At bakalım şuna. Ulan imansız kemik. Ha? Ne oluyor lan gani? Olmaz. Anam avradım olsun olmaz. Bu ne be? Geç lan otur bakayım şöyle. Geç. Otur. Bir de uğursuzun bahtına deneyelim bahtımızı. Kötülerle mi oynuyoruz yoksa boğuluyor muyuz ne? Kesik. Nadir abi, Veli pisliğe başladı. Ses etmiyoruz ama hırçınlaştı. Bugün şansın yok Veli, üsteleme. Var bu Veli ha. Parası kıymetli olan uzak durmalı. Başlatma ulan paranın turasına! Lanlı filan konuşulur mu? Ayıp olmuyor mu? Nadir Ağa'nın yerinde biraz ileri gitmedin mi? Ulan şimdi sana da Nadir Ağa'ya da! Kadırgalı Veli'nin kim olduğunu bilmiyor musun sen? Sakin ol Veli. Sen ne konuşuyorsun lan? Benim kaybettiğim parayı bir anda bir arada gördün mü Terez? Terez diye sana denir! Veli! Veli kendine gel koşun! Çekil be! Vurayım mı lan seni? Tam alnının ortasından vurayım mı lan? Söyle lan, söyle! Ulan çocuk! Yaptın beni, Nadir abi!
Kurtar beni, ölmek istemiyorum. Kendisi yatsın. O okuyacak, okuyacak. Çekil şöyle. Bırak da Çakır kafasını çalıştırsın. Milletin nasıl yolunu bulduğunu öğrensin, çekirdekten yetişsin. Hayat Üniversitesi'nde hayatı yazan kitaptan okusun. Senin gibi ezilmesin. Kafası kadar yumruğunu da çalıştırmayı öğrensin. Çekirdekten yetişsin. Hayat Üniversitesi'nin arka kapısından mezun olsun, tekmeyle. Benim üniversitelerim. Oğlum! Bırak, vicdanında taşıyacağına ödesin. Öyle, vicdanımda taşıyacağıma öderim. Oğlum, yıkılır gidersin sonra. Ben yıkılmam. Dayak yerim. Belki aç kalırım. Belki ölürüm. Ama asla yıkılmam. Karar, karar, karar. Başım öne eğilemezsin. Hazırlık gel. Dayak yerim. Dayak yerim. Aç kalırım. Aç kalırım. Aç kalırım. Belki ölürüm. Ölürüm. Ama asla yıkılmam. Biliyor musun, bakımına çok para gitti. Çok. Çalışır, babamın borcunu öderim. O borç çalışmakla ödenmez yeğen. Ama bununla ödenir. Ziyade olsun Kirve. Afiyetler babaş. Nadir'in işi tamam. Deftere durursun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Karar. Karar. Asmışlar, iyi mi? Zaten hayat bir kumardır. Küçük oynayıp rezil olmak da var. Büyük oynayıp kaybetmek de. Böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Olur mu? Böyle olur mu? Kardeş... Genç yaşlardaydım. Ama ihtiyardım. İçimde kırılan ve parçalananlar çelikten bir öz oluşturmuştu. Sobanın başından çekil lan! Yazın serin, kışın ıscah yer benimdir. O senin dediğin dışarıda olur Mehmet Ali. Dışarı içeri fark etmez, cennet benim. Çünkülüm ben ağayım ağa. Anladın mı lan? Hesene! Ulan bunca yıl barındırdığım yetmedi mi? Hadi çabuk boşaltın arazini! Senin, sizin, hepinizin işlerine son verdim. Yıkın! Lütfetmişmiş, kerem etmişmiş.
Allah mısın lan? Yık hadi! Yık! Karar. Top taşından paşa kapısına nakil, Çakır Özgür. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Aslan be. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hop 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 hop. Ne bu tezahürat? Kim bu keriz lan? Keriz senin sülalen olan it. Lafını geri al. Ne? Ben de senin geçmişini... Güle güle ayı. İstemez. Babaya selam söyle yeğenim. Para istemiyorum. Listedeki kitapları alın yeter. Abi. Çabuk yık ölen. Sermaye ve uyduları bilse, bu güç başkalarının ürettiğini ve hazırladığını ele geçirme çabasından başka bir şey değildir. Bırakın! Bırakın. Vicdanında taşıyacağını ödesin. Güvenlik altına alan kurulu düzen... O borç çalışmakla ödenmez yeğen. Ahlaksızlık, şerefsizlik ve insanlık onuruna aykırı gidişe bilerek boyun eğmemek, halkı her gün biraz daha sefilliğe, tutsaklığa götüren düzensizliğe karşı çıkmak her insan için bir görevdir. Seslerini işliyor musunuz? Yürüyenlerin ayak seslerini, silah seslerini. Asmışlar, iyi mi? Herkese asıyorlar. O ya da bu. Herkese, diyor. Çakır'dan haber? Dikle. İstanbul, Üsküdar doğumlu muhasebeci Edip Arlı. Sosyal sigortalardaki görevim sırasında zimmetime 3 milyon lira geçirdim. Bir buçuk yıla mahkumum komutanım. İşe bak yahu, beni çekmek yürüttüm diye 5 yıl verdiler. Devleti soymanın cezası azmış demek. Vay ulan kahpe felek vay! Bu feleğin suçu değil Emin Ali. Yasaların ve düzenin kaypaklığı. Beni de düşündüğüm, yazdığım için hapsettiler. Bu bir oyundur Çakır. Ama bu oyun bozulacaktır. Haklısın hocam. Edip Efendi söyle bakalım, paralar nerede? Paralar! Paraları yedi. Ulan köpek! 3 milyon, 3 saatte yenir mi? Havyar mı lan bu? Para bitti, harcadım vallahi. Şu vatan millet hainin kulaklarını kesin. Burnunu da doğrayın. Ama... Sarkık bir tarafı varsa buduyu verin gitsin. Ne olur... Yapmayın, bırakın, söyleyeceğim. Bir dakika. Ne olur bırakın beni efendim. Bırakın, söyleyeceğim. Bırakın. Paralar... Paralar karında. Tabii karında, dostunun koynunda. Sen burada mariz ya, o dışarıda ona buna çömezsin. Olmaz. Olur. Olamaz bu. Olur olur. Bal gibi olur. Olur da öteye bile geçer. Sen de burada takarsın. Nanay da nanay. Yalan da yalan. Yapmaz karım bunu. Yapar mı? Mani olun Allah aşkınıza. İnsanın açlıktan süs köpeklerini yediği devirde... Kimse kimseye karşılıksız yardım etmez efendi. Karın ziyaretine geldiği zaman söyle parayı bankaya, bizim hesap numaramızı yatırsın. Bize sadık kalmasını sağlarız. Bunu yapar mısınız? Oo, tabii yaparım. Yaparsınız. İnanırım, inanırım. Vallahi billahi. Ya bunlar böyledir atan işte.
Her türlü haltı yaparlar, sonra da af çıksın da pisliğimizin üzerine oturalım diye beklerler. Ulan Hayri, ne dedim ben sana? İzliğin tahliyesinde usulünce karşılayın Çakıroğlumuzu demedin mi? Hesabı şaşırmışım ha, Çakır abim affetsin. Afsın, üzülme bey birader. Sakın ha! Birader denemez ona, Hayri piştir. Kendi küçük ama öyküsü büyüktür keratanın. Dinleriz bir gün. Acıklıysa ağlarız, komikse güleriz. Rahmetliden sana kalan tek miras. Miras ha? Vay koca babam vay! Öldüğünü bana neden bildirmediniz? İstemedi. Benim için ağlamasın dedi. Başarabilirse bu yollardan vazgeçip evlensin dedi. Bu yollar ha? Bu yollar... insanı emeğiyle insan gibi yaşatmayan... çocukları hapishanelere tıkan... babaları kahrından öldüren yollar. Yıkılmayan adamın yıkık babası Gani Usta burada yatıyor. Hapisteyken seni kafama takmıştım Nadira, öldürmek için. Kaderimi çizen adam bu demiştim kendi kendime. Ve yıllarca kin tuttum sana. Ama şimdi bu mezarı sana ödeyeceğim. Her taşına, tek kurusuna kadar. Sana can borçluyum Çakır. Çakır sana çok şey borçlu. Babama saygı gösterdin. Anıt gibi bir mezar diktin. Allah bir, benden yana kuşkun olmasın artık. Arabayı Arnavut'un Oflas kullanıyordu. Uzaktan kestim hergeleyi. Belki de Çakır abim zımbaladı. Kim bu Arnavut? Tanımazsın. Sen otosanayiye git, kurşun deliklerini kapattır. Ben icabına bakarım Arnavut'un. Bırakın işi ben bitireyim. Öylesi muvafık olurdu. Ama adımız unutulmaya başlamadan bir vaka yapmalıyız evlat. Hicabında bıçağımın hala kestiğini görsünler. Haklısın. İstersen gel. Sen bekle Çakır. Sen misin Nadir Aga? Silahlı mısın moray? Konuşmaya geldim, vuruşmaya değil. Çeper öyleyse! Gel baba, yürü. Arabaya gir! Ah!
Allah'ım! Hüseyin, çabuk Doktor İsmail'e telefon salla gelsin! Nadir baba! Nadir baba! Bırakın canım, ben yürürüm! Ölüyormuşum gibi davranılmasını sevmem Nuri! Yok yok, yanlış anladın canım, öyle davranmıyoruz! Doktor hemen gelecek şimdi! Var, arabadan kurtul evlat! Durma! Şunu da al! Eline yakışacak! Böyle bir silah, gerilla eğitimi görmüş manga gibidir! Kıymetini bil! Yaşamak istiyorum, kurtar beni! Yaşamak istiyorum! Yaşamak istiyorum! Var, sen de yaşa be hemşerim! Yatıran kim? Lütfen onu söyleyin. Bu konuda bilgi veremeyiz. Yatıran gizli tutulacak notu var. Efendi, bir esrarı açıklayacak o isim. Delikanlı! Burada sırlar ölenlerle gömülür. Ne hasta bekler sabahı, ne genç ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Ne hasta bekler sabahı, ne genç ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Ah, haftaya gene gelirim. Hoşça kalın. Bir adam vardı. Suyu arıyordu. Toprağa 3 kulaç, 5 kulaç kazdı. Suyu bulamadı. Fakat bir ses ona, daha derinlere, daha derinlere in dedi. Daha derinlere indi ve adam suyu buldu. Benim için bir kitap seçer misiniz? Ne hakkında? Nasıl bir şey olsun? Kitap. Kitap. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Hayat Üniversitesi'nin arka kapısından mezun oldum. Tekmeyle. Şimdi siz de bana seçeceksiniz. Benim kitaplarım burada satılmıyor. Kaldırımlarda. Bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Bu memleket bizim.
memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Aa, moruğa bak sen, bir aparatif almaya gelmiş. Bir cimpiser edersiniz beyim, yoksa kanyak mı? Martel olsun mu? Anladım, bir kokteyl spesyal, tıraş limonlu. Ben bir limonata içerim evde. Ve bir madalya. Otoroto Kok Harbi'nin yorgun savaşçısı. İnce bir savaşçının kalın serüveni. Bu madalyayı sana savaşta tabanları yağladığın için mi verdiler ha? Kara günleri kahraman omuzlarında taşıyarak bu ak günlere erdiren bir gaziye nasıl sataşırsınız? Bir istiklal madalyasının süslediği ihtiyar savaşçıyla nasıl alay edersiniz lan? Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Döversin demek. Biz çok dayak attık senin gibi vatan namusuna teli kambus diyenlere. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ama bir gün görüşeceğiz. Tankla, topla falan beklerim. Uçakla. Ağır sanayi hamlenizde falan. Aradığım sensin evlat. Aradığın kim ki Gazi baba? Ezilenin yanında, ezenin karşısında olan adam. Bir dakika beyim, nereye? Çekil bakayım. Nereye dedik beyim, nereye? Çekil lan! Polis karakolunu, fabrikaya bastılar. Bazen çocukluğum, anam, babam, şu insanlar aklıma düşünce. Çocukluğunda çok mu acı çektin? Her türlüsü. Ben hiç acı çekmedim, tanımadım. Sizin gibiler için başkaları acı çeker. Bu böyledir kızım. Bir azınlıktır ki lüks içinde yaşar, bir çoğunluktur ki onlar için öder de öder. Beş parmağın! Beşi bir değil diyeceksiniz öyle mi? Bunlar laf değil kızım, aldatmaca, uyutmaca. Zaten sizden daha olumlu düşünce beklemem, aptallık olurdu. Çakır! Kendini Hiroşima'da bulabilir misin? Özgürlük adına kendini yakan Vietnamlının et kokusunu duyabilir misin? Okullarda vurulan gençlerin kanlı elbiselerini giyebilir misin? Filistin'deki kurtuluş savaşçısı gerillaların fişekliğini kuşanabilir misin? Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin? Kafamı karıştırdın. Varsa kafan de bakalım. Bu sefaletin hesabını kim verecek? Kim ödeyecek bunca günahı? Bu alın teri denizinde kimler boğulacak? Çakır! Bir
Ne var, ne oluyor burada? Dağıtın! Herkes işinin başına! Hadi bakalım, hadi! Hiç, hadi bakalım. Hiçbir şey yok. Telefon ettiler, biri fabrikayı basmış. Yanlışlık oldu, özür dilerim. Yani şikayet falan yok mu? Şikayet falan yok. Yok hiçbir şey, yok dedim. Son sözünüz bu mu? Son sözü para söyler. Demek yaşıyorsun hemşerim. Sayende abim. Emrindeyim, arabamla, silahımla, canımla. Sen çok yaşa hemşerim. İçeride mi? Sizi bekliyor günlerdir, içeride. Görüşeceğiz. Neredesin? Hangi denizde kulaç atıyorsun evlat? Dipsiz kuyuya taş attık baba. Seni arkadaşlarla tanıştırayım. Bu kardeşimiz Kürtapo, bu da Adanalı. İşte size sözünü ettiğim benim sağ kolum, sevgili oğlum Çakır. Selam kardeşim. Selam Apo. Selam. Bu da Rizeli Avcı Mehmet. Namını çok işittik, memnun oldum Çakır. Sağ ol. Cambaz Nuri hanginiz? Benim, ne istiyorsun? Her ipte oynadığını duyduk. Bu gece imtihan edeceğim seni Cambaz Efendi. Sırat Köprüsü'nü geçeceksin. Bana mı? Silah içkiye benzer aslanım. Korkakları coşturur. Benle böyle konuşulmaz lan. Açını şöyle. Karışmayın sakın. Var mı ulan başka tapasına güvenen? Bırak da gülelim be yahu! Bir kahkaha, bir kalem pirzola demişler. Bırak da karnını doyursun şu gariban takımı. Sen de buyur, sen de gül, sen de ye, sen de gül be yahu! Muştur herif be! Kakırdasın itoğlu it! Tohumuna beş beş paramı saydım. Oo, buyurun Nadira! Bu gece dükkan sizin! Öyleyse bu gece Çakır'ın. Rakı içeriz biz. Şerefe içeriz. Hileye içeriz. Başım gözüm üstüne. Açın müzik be! Açıl girelim! Bugün kapalıyız çocuklar. Ama içeridekiler ne? Aa, bunlar başka. Parasını verip kapattılar. Para! Benim dayım kim biliyor musun çorbacı? Ben mobilya kralının oğluyum be! İstersen burasını kökünden satın alırım, anladın mı? Aman mesele yapmayın çocuklar, gider başka yerde kutlarız. Güzelim, inadım inat, adım Kel Murat. Bana bak sen! Biz istersek içeridekileri bile satın alırız. Elbiseleriyle, süsleriyle, püsleriyle hepsini, anladın mı? Şunları Maris diyelim mi abi? Gerekmez. Bırak da girsinler baba. Demek biz bize yetmez olduk ha. Sami, bırak da girsinler.
Çal! Hadi kolu çal! Ne duruyorsun Fetiş? Senin doğum gününü kutluyoruz. Piste gel. Şerefe! Gençler! Baba parası tüketen başsız kıçsız bir sürü... Muflu azınlığın şimdilik masum canavarları. Nasıl da finger diyor zilli ya. Baba, o kız için öyle konuşma. Oo, tanışıyorsunuz demek ha? Evet, iyi eğlence. Şakır! Ya seni. İnsanlarla oynamak, kırmak mı hoşuna giden? Günlerdir beni etkiliyorsun. Kimsin? Nesin? Eşkıya. Lütfen. Kimsin? Kimse değilim. Ama bir sabıkanın gözüyle de olsa insanlığın umudunu gördüğüm için her şey. Galiba seni de seviyorum. Galiba yaşıyor. Kendini Hiroşima'da bulabilir misin? Özgürlük adına kendini yakan Vietnamlının et kokusunu duyabilir misin? Okullarda vurulan gençlerin kanlı elbiselerini giyebilir misin? Filistin'deki kurtuluş savaşçısı gerillaların fişekliğini kuşanabilir misin? Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin? Tıbbın müdahalesi burada biter Nadir Bey. Bence yaşamaz. Ancak Allah'tan umut kesilmez. Ben yıkılmam. Dayak yerim. Belki aç kalırım. Belki de ölürüm. Ama asla yıkılmam. Yıkılmam.
gözlerime mil çekerim, yüreğimi dağlarım. Ama seni anmam, belki ara sıra ağlarım. Fakat asla yıkılmam. Demek ki bu yolda yetişenlerin, hele senin gibi domuzuna yakışıklı olanların sonu, bir güzele bağlanıp kalmak. Bizim gibilere evlenmek hayretmez evlat, hele senin gibi dik olanlara hiç yaramaz evlilik. Ben bir deneyeceğim. Bırak bu iş burada bitsin. Sonrası kaderin oyununa kalsın. Bana iyi bak baba. Ben hiçbir şeyi kadere bırakmam. Çakır! Büyük konuşma. Kader diye bir şey vardır. Öyle olsun baba. Çakır abi, telefon. Alo. Ayı Turgut'un izini buldum abi. Bu gece kaçakçıların sigara deposunda zaferini kutlayacakmış. Herifleri uyuz etmeden içlerine nasıl sızacağız? Tek çare Agop'tur. Ayının kurmay başkanıdır. Nereye baskın verilecek, neresi soyulacak hep Agop düzenler. Agop efendiye bir bağlama çalarız, sesimizi beğenirse ne ala. Herif evinde bizi beklemiyor ya. Prensip sahibidir bu Agop. Erken yatar, erken kalkar, planını salim kafayla yapar. Kimdir o? Kapıyı açar mısın Agop? Çok önemli, konuşmamız lazım. Gece yarısı ne ziyareti bu ziyaret? Büyük bir vurgun işi, hem de bu gece acil. Buyur, gir bakalım. Demek acilen müdahale isteyen mühim bir iş. Seni bu işlerin kompetanına götüreceğim. Adam bir keleklik sezerse affetmez. Bak, koç gibi delikanlısın, yazık olur sana. Biz bu işe kelle koltukta girmişiz. Bırak tıraşı da gidelim. Yalnız arkadaşlar uzak duracak, ikimiz gideceğiz. Öyle olsun, gir. Arkadaş kim Agop baba? Arkadaş yabancı değil, değil. Patronun keyfi yerinde mi? Tam zamanında geldin. Oturak halimi birazdan başlayacak. Muhabbete maydanoz doğradık desene. Hadi girelim. Destur Turgut abi, destur. Öt bakalım Agop. Mühim bir vurgun işi var. Doğrudur, ben inandım. Kapıdaki arkadaş söyledi.
Yağma dalgamıza taş koydu. Susun lan! Merhaba Ayı Turgut. Kimsin? İlkokulda dövdüğün Nöksüz Çakır. Ne? Kıpırdamayın, eller yukarı! Anam avradım olsun kıpırdayanı yakarım, yürü! Silahlarını toplayın, üzerlerini arayın. Çift tabancalı gezen çıkabilir. Ya işte böyle ayı. Senin bir gün buralarda olacağın daha o zamanlardan belliydi. Ama bir gün kaderin beni karşına çıkaracağını hiç umar mıydı? Ya çoktan unuttuğum bir olay için beni nasıl gelip bulursun? Beni buraya getiren son yaptığın kelekliktir. Günahın çiftleşti ayı. Hakkını almaya çabalayan emekçilere onların eylemlerine kıydın sen. Şimdi bu misilleme mi yani? İstersen dövüşelim. Yeke yek. Beni döversen çekip giderim. Ben seni döversem emekçiye kalkan kolunu keserim. Tamam mı? Döversem çekip gideceksin ama. Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan. Davran bakalım. Kaldırın. Bir tarihinde beni okulda kollamıştın. Sağ olasın. Seviyorum seni, Çakır. Söyle. Su alıp batan gemiyiz sanki biz. Batmayacağız, babanla konuşalım. Beni aldatır mısın? Senden daha güzelini bulursam. Aldat, hakkın. Sen benim kaderimsin. Sana inanıyorum. Nöbetim bitince buluşalım mı Zeynep? Burası hastane, unutma kendine gel. Unutur muyum anam, ben de sana hastayım. Aman sen de. Yaptırdı bunu sana. Kim? Kim? Söyle. Kim? Karış, karış. Karışıyorum. Kim? Kim yaptırdı? Söyle. Söyle. Son tanık da öldü. Konuşmadan, kan kusarak, kasılıp kaldı. Geberdi yani.
Unut artık. Tek çare unutmak. Anamın katili yaşıyorsa ömrü uzun olsun. Çok uzun olsun hem de. Tüm ömrü boyunca da sürünsün canavar. Boş ver. Evet, sende ne var? Babamla konuştum. Seni bekliyor. Nasıl tanıttın beni? Ne dedin? Mühendis dedim. Kaldırım mühendisi deseydin. Kaldırım mı? Aha, şu mesele. Ya, işte o mesele. Atalar ne demiş? Ömür kısa, vakit az. Gidip babamızı görelim az biraz. Anladığım kadarıyla ikiniz de kararlısınız. Çok görmeyin efendim. Sonunda her insanın hayatında... Delikanlı! Benim kızım her insan değildir. Sosyal bir farklılıktan mı söz etmek istiyorsunuz? Aferin! Tahminimden daha zeki ve anlayışlıymışsın. Davul bile dengi dengine. Ama işin içine sevgi girince... bu farklılık sıfıra indirgenir diyeceksiniz. Yanılıyorsunuz. Gençler çok şey bildiklerini sanır. Aslında hiçbir şey bilmezsiniz. Duygusallığı ilke edinmişsinizdir. Hele sizin gibiler, diplomalılar, aydınlar. Biz çarıklı erkan-ı harpler, biz patronlar olmasak hiçbiriniz bir işe yaramazsınız. De bakalım, devlet kapısında bir iş buldun. Kaç para verirler adama? Bu parayla ne halt edersin? Diyelim ki ben sana kancayı taktım. Hangi kapıda barınabilirsin? Hangi işi başarabilirsin? Ben kaba ama doğru konuşurum. Böyle bir durumda tahsilin, gençliğin, yakışıklılığın kaç para eder? Kaç para? Para, para, para. Napolyon böyle demiş. Bir adamda para yoksa, allame-i cihan olsa havadır hava. Parayı bulmak da yeterli değil. Onu işletmek, paraya para doğurtmaktır marifet. İnsan yakaladığı fırsatı değerlendirmezse, ona ulaşmak için en yakınını bile çiğnemezse, hiçbir zaman üne servete kavuşamaz. Beni şimdi iyi dinle delikanlı. Benim dünya görüşüm paraya dayalı bir iş adamının dünya görüşüdür. İktisat adlı ilmin yapıcıları biziz. Sen sanıyor musun ki devletleri bir takım devlet adamları yönetir? Devlet bir sembol. O sembolü simgeleyen adamlar birer göstermeliktir. Aslında söz sahibi benim. Ben! Ben istediğim için o umum müdür oradadır. Ben böyle istediğimden bilmem kim mebus, bilmem kim bakan olmuştur. Ben istedim mi birden alt üst olur ekonomi dünyası, mort olur bütün iş hayatı. Doğrusu şudur. Değişme imkanı olmayan şeyi değiştirmek deliliktir. Zengin zengindir, fakir fakirdir. Susun lütfen. Susmayacağım. Ne demek bir zenginin malıyla, mülküyle uğraşmak, onu paylaşmaya kalkmak? Nedir sokaklarda görünen şu sloganlar ha? Düzen değişmelidir, şu olmalıdır, bu olmalıdır. Lütfen Memduh Bey, konu başka. Hiç de değil. İşi gücü olmayan bir takım çocukların sözleriyle mi değişecekmiş düzen? Ne olmuş düzene? Bakınız Memduh Bey, dünya görüşlerimiz o kadar ayrı ki... Beni sevmedim. Kızımı da sana vermek istemiyorum. Tamam mı? Bana bak efendi.
Senin paran benim için bir boka yaramaz. Çünkü bileğimi bükemez, yüreğimi susturamaz. Ne dedin, ne dedin? Sen bana kafa tutamazsın. Ben denizleri yutmuş bir film, sense cılız bir dere. Kızımla ilişkini keseceksin. Sen bana lokma bile olamazsın. Abi! Yıkın! Şu ünlü blok apartmanları kurduğun yer bir zamanlar gecekondu muydu? Yıllar önce öyleydi. Ben de yıllar önce oradan sürüp attığınız aziz bir insanın oğluyum. Gani ustanım. Demek sen kimsin? Ben ezenleri ezerim. Ben soyanları soyarım. Silahım ve bileğim yoksulların emrindedir. Yıkılmayan adam derler adıma. Konuşmamız burada biter, yıkılmayan adam. Savaşacağım kişiyi tanıyorum artık. Güçlülerle savaşmak kıvanç verir bana. Savaşacağız öyle mi? Gerekirse. Gerekecek. Sonunda birimiz ölecek. Sen öleceksin yani. Ben kalacağım daima. Ebediyen. Çünkü sermayeyim. Yiyip yutanım. Sömürenim. Yönetenim. Parayım. Ben de halkım. Halktan yanayım! Yalnızlığımı değil, zalimi de yok etmeli. Seni kızına bağışladım. Bunu ödeyeceksin hayvan! Acaba hangimiz daha hayvanız? Ulan kan emici sülük, senin düzenini başına yıkardım ama... Yıkılmayan adam derler adıma. Gerekecek, sonunda birimiz ölecek. Ben de halkım, halktan yanayım, halktan yana. Yıkılmayan adam derler namıma. Yıkılmayan adam, yıkılmayan adam. Bu konuda bilgi veremeyiz. Yatıran gizli tutulacak notu var. Efendi, bir esrarı açıklayacak o isim. Burada sırlar ölenlerle gömülür delikanlı. Çakır. 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 Asılacak adam, baban. Senin doğmamanı isteyen, anneni zehirleten. Senin baban. Çakır. Memduh Bey ölecek. Şimdi ya ben ya baban. Baba! Baba!
Babam mı? Baban yok Fatoş. Babam? Babam yok! Katil! Fatoş! Tesbihin çok güzel, hoşuma gitti. Hapishane işi mi? Hediyem olsun Nadir baba. Al. Sağ ol. Nadir, Nadir baba. Çakır! Baba! Katil! Herkes katil! Herkes zalim! Dünya! Baba! Baba! Paradan başka, paradan başka nem kaldı, nem! Baba... Nadir baba... Ne işin vardı bu domuzun yazıhanesinde? İcap etti evlat. Kes! Evlat deme bana. Bana... Seni ata eden bahtı... Kötü şeyler oluyor Çakır. Kötüye gidiyoruz cümleten. Gel konuşalım. Her şeyi biliyorum. Biliyorsun da ne demeye karşıma çıkıyorsun Nadir Efendi? Gel konuşalım aslanım. Senin benimle sözün olamaz artık. Silahlar konuşur. Çakır. Avcı değilsin artık. Avsın, av! Sen çık Oflas. Mekanımızdan uzakta, kalabalıktan uzakta, kıstırıldığı yerde vurulsun. Oğlumuzu vuran merminin bedeli 300.000 olsun. Gidin. Bir eksik bir fazla. Fark etmez Nadir ağa. Gene de bir çeşit evlat acısı. Vur emri mi? Hı hı. Kim cesaret edecek buna? Çıplağın biri tabi, mermiye bedel biçtiler. 300.000. Çok az, seni üzüldüm. Abi, şuna bir baksana. İntihar sebebi bilinmeyen Fatoş'un milyoner babası da sırra kadem bastı. Şişli özel kliniği. Kolun kurbanın olayım abi, gitme! Bu evi de terk et, uzaklaş buradan! Hiç değilse bir sene, unutulana dek! Çekil! Gösteriyor mu fal? Ölüm, yaşayanların korkulu rüyasıdır. Nadir nerede ölen? Nerede? Nadir! Nadir! Hiç uğramadı Çakır.
izlediler mi? İzlediler, bir yere kadar. Ama ekildiler. Haber? Yengem çok iyi. Her şeyi anlattım. Gülümsedi durmadan. Ama gözyaşları yanaklarından akıyordu, sicim gibi. Dedi ki, beklesin beni, ona geleceğim. Nereye isterse, ne zaman isterse mutlaka geleceğim dedi. Yağmurda ıslanıp, çamurda boğuşuyorsak, güneşli günlere kavuşmak içindir. Sefaletle birleşip yiğitçe savaşıyorsak, refah günlerde buluşmak içindir. Savaştığımız her gün özgürlüğün bir aşamasıdır. Yarımlardan beklediğimiz insanın insanca yaşamasıdır. Buradan gidelim Çakır. Nereye gideriz canımın içi? Gidelim, nereye olursa. Bunları gören, uyanan bir insan nereye gidebilir? Mutluluğu nerede bulur? Ezilenlerin, acı çekenlerin, benim gibi sürgünlerin vatanı nerededir? Demek umudunu yitirdin. Umut yeter mi? Yavaş yavaş ve acı çekerek hayatımın kırık dökük ve kirli parçalarından yeni bir adam, onurlu bir yol oluşturacak. Anlayamıyorum. Güzeldir belki. Güzeldir. Bak, özgürlüğün temsilcileri karanlığın bekçilerini yenmekte. Onların yanında olmak istiyorum. Bu kavgada insanı adam yapan bir yan var. Kala kala bir canım kalmış. Onu da... Çakır! Satılmışlar, aram olsun kanım. Yaşayacaksın. Ben yıkılmam. Aç karnım. Belki ölürüm. Asla yıkılmam!